Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bayramınız mübarek olsun değerli izleyenlerimiz. Cenab-ı Allah sıhhat afiyetle, evlatlarımızla, ana babalarımızla, bütün İslam alemi olarak, nice bayramlara sıhhatle, afiyetle, barış içinde, huzur içerisinde ulaşmamızı nasibi müyesser eylesin. Bu mübarek bayram geceleri ve günleri yüzü suyu hürmetine, Cenab-ı Allah sıkıntılarımızı gidersin, gönül arzularımızı ihsan eylesin, İslam alemine ve özellikle ülkemize, birlik beraberlik, dirlik düzenlik ve kardeşlik ihsan eylesin. Değerli kardeşlerim, hani Ramazan başlarken biz söylemiştik. Bazı kardeşlerimiz bu Ramazan'ı bitmez zannetmesin, bir gün bitecek demiştik. İşte bitti bak. İşte bayram geldi. Efendim ben böyle zannetmiyordum, biteceğini reklam bir zannetmiyordum, çok uzun süreceğini zannettim, korktum, ürktüm, yapamam zannettim. Eğer bu sözlerde samimi isek bu sene tutamadığımız oruçları da kaza edelim. Bu sene kılamadığımız namazları da kaza edelim. Bir kere samimiyetimizi ispat edelim. İki, 11 ay da çabuk geçer. Yeniden Ramazan da çabuk gelir. O Ramazanlara şimdiden hazır olalım. Namaz da zaten bütün sene yapmamız gereken görev. Sadece Ramazan'ı beklememize de gerek yok. Yarından itibaren beş vakte başlayalım. Varsa hayatımızdaki yanlışları, hataları, kusurları terk edelim. İşte bayram o bayram olur. Değerli izleyenlerimiz, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bize müjdeler göndermiş. Hani zaman zaman şikayetler duyuyoruz cemaatimizden. Hocalar hep azaptan bahsediyor, hep cehennemden bahsediyor, moralimizi bozuyor. Hiç cennetten, mükafattan, ödülden bahsetmiyor. Vallahi ben meslektaşlar adına bu tenkidi pek kabul etmiyorum. Çünkü bizler bazen azaptan, bazen de mükafattan bahsediyoruz. Bazen cezadan, cehennemden, bazen de mükafattan, cennetten bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim bize bu vazifeyi veriyor. Haydi bu tartışmayı bir tarafa bırakalım, ben size müjdeyi ileteyim. Cenab-ı Allah buyurmuş, estağidu billah. قَدْ <laughs> اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خير وَأَبْقَى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Ayet-i Kerime'nin metnindeki ahenge de dikkat ettiniz mi efendim? Müthiş etkileyici ve insanın ruhunu besleyici. Ne diyor Cenab-ı Allah burada? Kesinlikle beyan ediyorum ki nefsini tezkiye etmek için, kötülüklerden kurtulmak için, iyiliklere ulaşmak için çabalayanlar, didilenler kurtuldu. Bak kurtulacak demiyor. İleriye, istikbale, geleceğe matuf söylemiyor. Kad eflaha. Kesinlikle kurtuldu. Kim? Ya Rabbi beni affet demiş, günahından vazgeçmiş bir daha dönmemeye karar vermiş. Bugünden başlıyorum Ya Rabbi kabul et demiş, ibadetleri yapmaya gayret etmiş. Nefsini tezkiye eden, kötülüklerden arındırma çabasının içine giren, iyiliklerle donatma ve süsleme çabasının içine giren kişiler kurtuldu. Ama bunlar neyle oldu? Ve zekeras ma Allah'ı zikrettiniz. Namazı kıldınız. Oruçları tuttunuz. Onunla nefsinizi tezki ettiniz. Hani bazı kardeşlerimiz var ya. İnanın yanlışlarından dönmelerini çok istiyoruz. Namaz yok, oruç yok, hac yok, zekat yok ama benim kalbim temiz, nefsim temiz. Ben kimseye kötülük düşünmem. Kardeşim bu bir nefis oyunudur. Namazsız, oruçsuz, haçsız, zekatsız, işkiyle, kumarla, başka şeylerle İnsan kalbini temizlemiş olmaz. Kendini kandırır. Cenab-ı Allah ne demiş? Allah'ı zikrederek, namaz kılarak, görevleri yerine getirerek nefsini temizleyen kurtuldu. Bel hayata dünya. Sizi ben yarattım, ben iyi bilirim diyor Cenab-ı Allah. Siz dünya hayatını tercih edersiniz. Vel hayrun ve Ey insanlar! Oysa ki hayırlı olan ahirettir, devamlı olan ahirettir, sonsuz olan ahirettir. Gelin şu geçicilere aldanmayın. Gelin fanilere bel bağlamayın. Üç günlük dünya ömrünü bitmez, üç kuruşluk dünya malını sona ermez zannetmeyin. Asıl ahiret hayatıdır devamlı olan sonsuz olan odur. Onu tercih edin diyor. Hani Hz. İbrahim demişti ya binlerce yıl evvelden. Yıldızı görmüş, onu Allah zannetmiş. Ayı görmüş, onu Allah zannetmiş. Güneşi görmüş, onu Allah zannetmiş. Her doğanın battığını görünce de la uhibbul afilin. Ben geçicileri sevmem. Ben sonu olanları sevmem. Ben faniye bel bağlamam demişti. Cenab-ı Allah da bize diyor ki siz dünyayı çok seviyorsunuz ama yapmayın bu kadar dünyevileşmeyin. Yat hesap, kalk hesap, arsaydı, evdi, otomobildi, dolardı, euroydu. Bunlar sizi perişan ediyor. Kazanmayacak mısınız? Kazanacaksınız. Geçiminizi temin etmeyecek misiniz? Edeceksiniz. Ama bir, Helalinden kolayından isteyin. Sizinle yatağa girecek işlerin altına girmeyin. Uykunuzu kaçıracak işlerin altına girmeyin. Bir de peygamberiniz size ne söyledi? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışırken yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalışın dedi. İşte bu bayramlar bu hesapların yapılması gereken günlerdir. Allah'ın af ve mağfiretinin coştuğu günlerdir. Aynen Ramazan gibi, Kadir gibi, Miraç gibi, Regaib gibi mübarek zaman bölümleridir. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geriye çevrilmeyecek, kabul olunacak duaların zamanlarını anlatırken iki bayram gecesinde de yapılan dualar geri çevrilmez diye bize başka bir müjdeyi de verdi. Ama ne garip tecelli şu gerçeği görmek mecburiyetindeyiz. Bazı kardeşlerimiz bayramları ibadetlerin bittiği günahların başladığı gün zannediyor. Ramazan bitti ya tamam, ibadeti rafa kaldıralım, kulluğu rafa kaldıralım, günahlara kaldığımız yerden başlayalım. Gelecek sene Ramazan gelince yine başlarız. Değerli izleyenlerimiz, gelin akıllı olalım, gelin mantıklı davranalım senede 11 ay kapalı kalıp da bir ay çalışarak sahibine kar temin eden herhangi bir fabrika, herhangi bir dükkan, herhangi bir iş yeri var mı? Senede bir ay çalışsın, 11 ay kapalı kalsın. Böyle bir şey yok. Biz koca ahireti senede bir Ramazan gayretiyle nasıl kazanacağız? Sonsuz ahiret bu kadar ucuz mu? bütün seneyi ibadetle, bütün ömrü ibadetle geçirmeye, bütün sene ve ömrü günahlardan uzak yaşamaya çalışacağız ki sonsuz ahireti kazanabilelim. Bilenler buyurmuş ki, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri demiş ki, çok düşündüm de, gördüm ve şu kanaata ulaştım ki, cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değildir. Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değildir. Öyleyse bayramı ibadetlerin sona erdiği günler olarak görmek son derece yanlış bir davranıştır. Eğlence günü görmek son derece yanlış bir davranıştır. Mübarek bir zaman bölümüdür. Allah'ın affının, mağfiretinin sağanak halinde yağdığı kutsal günlerden bir gündür. Şimdi değerli izleyenlerimiz bir Müslüman için iki tehlike var. <laughs> Birisi kazandıklarının farkına varmamak. Dünyevi tabirle söyleyeyim. Sermayesinin farkına varmamak. İkincisi de sermayesinin farkına varınca kazandıklarının farkına varınca bununla kibirlenmek, gururlanmak. İkisi de çok büyük tehlike. İkisi de büyük tehlike. Peki bu Bizim bu Ramazan'da kazandığımız maneviyat sermayemizin farkında mıyız? Demek ki birinci tehlike farkına varmamaktı. Gelin öyleyse bu tehlikeden kurtulmak için. Biz bu Ramazan'da neler kazandık fark ettik mi? Ben size rakamlarla arz ediyorum. Şu Ramazan'da orucunu, namazını hakkıyla yerine getiren kardeşim. 510 saat Allah rızası için aç ve susuz durdu. Bu az bir sermaye değil. 510 saat Rabbim yasakladı dedi ağzına bir yudum su almadı, bir lokma yiyecek almadı, sigarayı içmedi. İnşallah tamamen terk eder. Bir Ramazan içerisinde 1800 rekat namaz kıldık. 5 vakit namazla beraber teravihi de ilave edince 1800 rekat Namaz sermayemiz oldu. Bu namazın içerisinde 9 bin kere Allahu Ekber dedik. Yine bu namazın içinde 5 bin 400 kere Subhane Rabbiyal Azim dedik rükuda. 10 bin 800 kere Subhane Rabbiyal Ala dedik secdede. 900 ettehiyyatı okuduk. 1800 kere Elham'ı, Fatiha'yı ya okuduk ya da okuyan hocamızdan dinledik. Bunlar az sermaye değil değerli izleyenlerimiz. Bunlar ahiret için çok ciddi sermaye. Bakın sermayenin bir de içine girersek ne gibi cevher olduğunu görürüz. Dedim ki 900 ettahiyyatı okuduk. Ettahiyyatı duasının sonunda bir de ne okuyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyoruz. Yahu bu kelime-i şehadet dediğimiz bu cümlenin bir tanesi gayrimüslimi Müslüman ediyor. Kafiri mümin ediyor. Biz bunu elhamdülillah bu Ramazan'da Rabbimizin huzurunda 900 kere tekrarlamışız. Bu az sermaye mi değerli izleyenlerimiz? Sermaye büyük. Sermaye çok güzel. Bize moral verecek kadar bu Ramazan büyük şeyler kazandırdı. Bu iyi. Ama ha, ne kadar da çok kazanmışız. Bu bize epey yeter demek doğru değil. Hazıra dağlar dayanmaz demiş atalarımız. Üzerine koymadıkça ona güvenmek doğru olmaz. Bundan dolayı kibirlenmek de ikinci tehlike dedim. Size daha önce arz ettiğimi bilmiyorum. Beyazıdı Bestami Gaddesallahu Sırrahul Aziz Mekke'de <laughs> ertesi gün hacılar Arafat'a çıkacak gece rüyasında şeytanı görmüş. Şeytanın elinde zincirler var, halatlar var, ipler var. Demiş Melun ne yapacaksın bunlarla niye uğraşıyorsun? Şeytan Beyazlı Beslamiye demiş ki yarın hacılar Arafat'a çıkacak. Ben bu zincirlerle, iplerle, halatlarla onları tutup istediğim yere çekip birbirleriyle vuruşturup kavga ettirip haclarını ifsad etmeye sevaplarını gidermeye çalışacağım Bezli Bestami bu haberi duyunca üzülmüş ama bir de boş bulunmuş beni de istediğin yere çekebilecek misin demiş şeytan ona demiş ki sen böyle ben demeye devam edersen seni ipsiz çekerim demiş seni çekerken ip bile kullanma niye sen ben diyorsun Sende bir üstünlük fikri var. Niçin anlattım? Ramazan'da kazandıklarımızın farkına varalım. Sermayemizi bilelim, bu bize moral versin, ibadetlere devam edelim. Ama bu kadar sermayemiz varmış diye kibirlenirsek şeytan bizi ipsiz çeker. Şeytanın oyununa gelmeyelim. Efendim, bayram sohbeti. Biliyorsunuz beş vakit namazın önünde <laughs> Ezan okunur. Bayram namazının önünde ezan okunmaz. Çünkü ezan ancak farz namazların önünde okunmak için konulmuş bir görevdir, meşru kılınmış bir vazifedir. Ecdadımız, iftihar ettiğimiz, onlara layık olalım diye dua ettiğimiz Osmanlı bayram namazından önce ezan okunmayacağını biliyordu, sala koydu. Sala Namaz kılınma vaktinin bildirilmesi demektir. Bayram namazı vakti geldi toparlanın demektir. Camiye davettir. Ama bir de demişler ki Allah onlardan razı olsun. Bu sala sadece nidadan ibaret olmasın bir de içinde mesaj olsun demişler. Ne denilmiş o salada? Leysel idu limen lebisel İnmel aidu limen خَافَ veida. Bayram güzel cici elbiseler giyme işi değil. Allah'ın yasakladıklarından kaçınabilme işidir. لَيْسَ aidu limen rakibel mataya. İnmel aidu limen تَرَكَ hataya. Bayram güzel binitlere binme işi değil. Bayram günahları terk etme, tevbe etme işidir. Bitmemiş devam ediyor. Leysel idu limen basatal bisata inmel idu limen teraka limen tecavaza surata. Bayram evi barkı güzel şeylerle döşemek değil, örtüleri perdeleri tazeleme işi değil, sıratı karşıya geçebilme işidir. ...asıl bayram oradadır. Devam ediyor. Leysel a'idu... ...limen tezayyene... ...bizineti dünya... ...innemel a'idu... ...limen tezavvede... ...bizadit takva. Bayram... ...dünya süsleriyle süslenme değil... ...takva azığıyla... ...azıklanma... ...ahirete sermaye biriktirme... ...günahlardan kaçarak... ...ibadetleri artırarak ahiret sermayesini çoğaltma işidir. Hele şu son beyit çok daha dikkat çekici. Leysel aidu liman nazara ila elva enva'il elvani innemel aidu liman nazara ila cemalir <laughs> rahmani. Bayram dünyada renk cümbüşü seyretmek değil. Dünya renklerine dalıp gitme işi değil. Asıl bayram cennette Allah'ın cemalini seyredebilme işidir. Allah'ın cemalini görebilme işidir. Hemen dua edelim de bizlerin bayramını bu salada ecdadımızın tarif ettiği bayramlardan olmasını Cenab-ı Allah nasip eylesin. O bayramları yaşamamızı nasip eylesin. Değerli kardeşlerim barış, sükunet, geçmişi affetme, kırgınlıklara son verme, vira bismillah deyip akrabalarımızla, aile fertlerimizle, komşularımızla, bütün ülke vatandaşları olarak 81 milyonun yeniden kardeşliğini tazeleme işidir bayram işi. Bayram şeker değil. Bayram koç kesiminden ibaret değil. Gelin beraber Arif Nihat Asya'ya bir kulak verelim. Sesler geliyor, top sesi hep aldanırım. Az çok, acı tatlı. Ben de bayram tanırım. Bayram ne koç ne şekerle olur. Bayramsa eğer anasız olmaz sanırım. Bayramsa eğer babasız olmaz sanırım. Bayramsa eğer kardeşsiz olmaz sanırım. Bayramsa eğer komşusuz olmaz sanırım. Bayramsa eğer akrabasız olmaz sanırım. Bayramsa eğer 81 milyonsuz olmaz sanırım demek. 81 milyonun dünyaya örnek bir kardeşliğini ortaya koymak mecburiyetindeyiz ki biz bayramı hak etmiş olalım. Unutmadan arz etmek istiyorum. Adım adım ciddi bir seçime doğru yaklaşıyoruz. Bakın altını tekrar çizeyim. Gece bir hastanız olsa hangi partiye mensup olursanız olun partinin il merkezini aramazsınız. Komşunuz sizin imdadınıza yetişir. Çok önemli bir noktada, cüzi bir miktar borç paraya ihtiyacınız olsa parti merkezinizden istemezsiniz. Akrabanızdan istersiniz, komşunuzdan istersiniz, yakınınızdan istersiniz. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu seçimin atmosferine girip de etrafımızı kırmayalım, üzmeyelim. Komşularımızla, akrabalarımızla ters düşmeye kalkmayalım. İyi de hocam bizim parti başkanları birbirlerine nasıl giriyorlar, nasıl sert konuşuyorlar. Onlar bugün konuşur, seçim sonrası bir araya gelip barışırlar. Altta bir bozulma, altta bir kırgınlık, altta bir dargınlık, altta bir küskünlük olursa onun telafisi zor olur. Siz parti liderlerinin davranışına bakıp da birbirinizi kırmayın. Zor günde birbirinize kucak açacaksınız. Zor günde birbirinize imdadına yetişeceksiniz. Bu seçimde diğer seçimler gibi gelip geçecek. Cenab-ı Allah hayırlı neticeyi ihsan eylesin deyip biraz da mütevekkil olarak sükuneti tercih edin. Bu bayramda buna daha da dikkatli olalım dedikten sonra. Bazı gençler diyorlar ki hocam senede iki bayram bize az gibi geliyor. Bir Kurban Bayramı, bir Ramazan Bayramı. Daha çok dini bayramlarımız olsaydı da, daha çok sevinseydik, daha çok rahatlasaydık, daha çok ümitlenseydik, daha iyi olmaz mıydı? Peki, eğer iki bayram az geliyorsa, ben size bu iki bayramın dışında yedi tane daha bayramdan bahsedeceğim. O bayramları değerlendirip de yaşamaya çalışalım. Hocam başka bayram var mı? Var. Bugünkü günah ortamında, bugünkü fesat ortamında, bugün birçok hataların ayyuka çıktığı ortamda bir Müslüman 24 saatini günah işlemeden, ibadetlerini terk etmeden, kimsenin kalbini kırmadan, kimsenin hakkını yemeden tamamlayabilirse o 24 saati tamamlamak onun için bir bayramdır. İtimad edin bir bayramdır. 2 Bu bu 24 saatler bitecek. Bir gün ömür tamamlanacak. Müslüman ruhunu imanla teslim edebilirse bu onun için ikinci ve büyük bir bayramdır. Çünkü imanla ruh teslimi kolay bir iş değil. Niye kolay olmasın hocam? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deriz, imanla teslim ederiz. Büyüklerimiz diyor ki yaşarken en çok neye değer verdinse ruhunu teslim ederken onu söyleyerek gidersin. Gelsen dine, ibadete, ahlaka, güzelliğe değer ver ki son nefesini imanla verebilesin. Hani anlatırlar ya adamın hayatı inşaat yapmakla geçmiş, hastalanmış, sekeratı mevt haline gelmiş, hala taş ver, harç ver diyormuş. Taş ver, harç ver çırak ziyaretine gelmiş ustasına. Baksa ki usta taş ver harç ver diye ruhunu teslim edecek. Kulağına eğilmiş paydos usta paydos demiş. İnşaat bitti sen la ilahe illallah de de imanla git. İmanla ruh teslim edebilmek ikinci bayram. Kabire vardık da melekler bize sorular soracak. Rabbin kim, dinin nedir, peygamberin kimdir, kitabın nedir diye bunlara cevap verebildik mi? Meleklerin sorusuna, münker Nekrin sorusuna cevabı tam verebildik mi? Üçüncü bayram. Sonra aradan Allah'ın bildiği kadar bir zaman geçecek. Diriliş olacak. Herkes kabrinden kalkacak. Herkese hayatının tamamını içeren kitaplar verilecek. Hocam hayatının tamamını içeren kitap kaç cilt olur? Yok şimdi flash diskleri görüyorsunuz. Parmak kadar bir alet 10 bin, 20 bin, 30 bin cilt kitap alıyor. Sen orayı merak etme. Allah kaydeder sana tırnağın ucu kadar bir çiple bütün hayatını sana verecek. Bu kitabın verilişi Kur'an-ı Kerim'de bize haber veriliyor. İkra kitabek kefe bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Al hayat kitabını oku, bu bugün delil olarak sana yeter denilecek. Ama bu kitabın bir sağdan verilmesi var, bir soldan verilmesi var, bir de arkadan verilmesi var. Kitabını sağ taraftan alabildi mi? Müslüman için dördüncü bayram. İş bitmeyecek. Mizana uğranacak. Sevaplar, günahlar tartılacak. Sevaplar, günahlar da, tartıldı da فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية kimin sevabı ağır gelirse o memnun olacağı bir hayatı yaşamaya başlayacak müjdesini alabilirsek beşinci bayram mizanda sevap ağır geldi mi beşinci bayram bitmedi sıratı karşıya geçebildik mi altıncı bayram Hoca Efendi camide sıratı anlatıyormuş. Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir deyince oturanlardan biri el kaldırmış. Hocam kenarında korkuluk var mı demiş. Hoca Efendi de yok deyince e korkuluk da yoksa beni cub bil ben gittim aşağıya demiş. Hoca Efendi demiş ki evladım. Namazını kıldın, orucunu tuttun, zekatını verdin, hacına gittinse senin sıratın korkuluğu da olacak, asfaltı da olacak. Korkma. Ama bunları yapmadın, haramları işledin, kul hakkını yedin, insanların kalbini kırdınsa ne korkulu olur ne asfalt olur işte o zaman kıldan ince kılıçtan keskince olur demiş. Hani bizim koca Yunus'u duymuşunuzdur değil mi? Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir varıp anın üstüne evler yapasım gelir. Altında gayya vardır, içi nar ile pürdür. Varıp o gölgelikte biraz yatasım gelir diyor. Sermayeyi hazırlamış, sırattan korkmuyor. Bu altıncı bayramdı. Yedinci ve en büyük bayram cennete girip Allah'ın cemalini seyredebilmek. Allah bugünkü bayramlarımızı, demin saydığım bayramları Allah'ın cemalini seyretmek olan en büyük bayrama ulaşmamıza vesile eylesin. Bütün hayırları nasip edip, şerlerden muhafaza eylesin. Al varlığı efe, Allah rahmet eylesin. Bayram nasıl olursa iyi bayram olur, bize anlatmış ve demiş ki, Mevla bizi affede, bayram o bayram olur. Cümle hatalar gide, Bayram o bayram olur. Merhamet eder rahim, dermanı vera hakim. Lütfede lütfu kerim, bayram o bayram olur. Hakkı seven merduşir, kalbi olur münteşir. Allah ona desti gir, bayram o bayram olur. Allah elimizden tutarsa bayram o bayram olur. El tuta kitabını, Dil tuta hitabını, can tuta hitabını bayram o bayram olur. Mevlayı candan seven, rızayı hakka eren, lütfu Hudaya güven bayram o bayram olur. Allah'ın yardımına güvenelim. Geçmişimizin affolunacağına güvenelim. Cenab-ı Allah'ın sıhhat ve afiyetle daha nice bayramlara ulaştırmasını Ramazanlara ulaştırmasını niyaz edelim. Ve bütün geçmişlerimizin ruhu için, sıhhat afiyetle yeniden Ramazanlara, Kadirlere, bayramlara ulaşabilmemiz için, Allah rızası için okuduğumuz hatimlerin kabulü niyetiyle, şehitlerimizin ruhunun şad olması niyetiyle Allah rızası için El Fatiha. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين والحمد لله رب العالمين